7 ayı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşının en başından beri Türkiye, iki ülke arasında barış sağlanması için en çok çabayı gösteren şüphesiz ilk ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke lideriyle yakın temasta bulunabilen, sıcak ilişkilerini koruyabilen ender liderlerden. Savaşın ilk aylarında iki ülke heyetleri Türkiye'de ağırlanmış, barış sağlanması için de yollar aranmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem yüz yüze görüşmeler hem de telefon diplomasisiyle iki devlet başkanı arasında uzlaşma sağlamaya çalışmıştı. İşte bu çabaların en net sonucu iki ülke arasında yapılan esir takasıyla sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Rusya ve Ukrayna ellerinde tuttuğu 215 savaş esirini karşılıklı olarak takas etti. Amerika gezisinin sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da kaydedilen bu gelişmenin iki ülke arasında barış sağlanabilmesi için çok önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle Rusya ve Ukrayna 215 savaş esirini takas etti. Rusya-Ukrayna arasında 200 rehininin takası konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme. Putin bu işi artık bir an önce bitirmenin gayreti içerisinde. Erdoğan takasın sinyalini 2 gün önce Amerikan PBS televizyonuna verdiği mülakatta vermiş, işlerin yolunda gittiğini duyurmuştu. O takas dün gece gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esir mübadelesinin savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, arabuluculuğu için Türkiye'ye teşekkür etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum. Azov'un 5 komutanı Erdoğan'ın özel kontrolü altında Türkiye'de güvende tutulacak. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Serbest bırakılanlar arasında Ukrayna için savaşan ve idam cezasıyla karşı karşıya olan 10 yabancı uyruklu savaşçı var. 55 Rus askeriyle takas edilen 5 Azov komutanı da savaş bitene kadar Türkiye'de kalacak. Putin'in müttefiki Yaşam İçin Muhalefet Partisi'nin başkanı Viktor Medvedchuk da takas listesinde. Medvedchuk, Ukrayna'da vatana ihanetten yargılanıyordu. Uçaklar peş peşe havalanıyor, Ruslar akın akın göçüyor, ülkelerini arkalarına bakmadan terk ediyor. Bu görüntü Putin'in yedek askerleri göreve çağırıp kısmi seferberlik ilan etmesinin hemen ardından kayda alındı. İnternette görüntülenebilen yolcu uçağı hareketlerinin biraz hızlandırılmış hali efendim. İzliyorsunuz, erkeklerin yakında Rusya'yı terk etmesinin yasaklanacağı haberlerinin ardından seferberlikten kaçan Ruslar bulabildikleri uçaklarla Moskova ve St. Petersburg'dan Türkiye ve Ermenistan'a doğru akın ediyorlar. Öyle ki bu yönlerde tek bir bilet bile kalmadı. Uçaklar tamamen dolu havalandı. Havalanmaya da devam ediyor. Ukaz o частичной мобилизации подписан. Putin'in 300 bin yedek askeri göreve çağıran kısmi seferberlik kararı Rusya'yı karıştırdı. Rus vatandaşları İstanbul ve Erivan'a tek yönlü uçuşlara akın etti. Hafta sonuna kadar tüm biletler tükendi. Endişenin kaynağı askerlik yapabilecek yaştaki erkeklerin Rusya'yı terk etmesine izin verilmeyeceği yönündeki söylentiydi. Türkiye'ye tek yön uçak bileti fiyatı 1000 doları geçti, 20 bin liraya dayandı. Gece boyunca Rusya semaları tam anlamıyla arı kovanı gibiydi. Kalkış yapan uçakların yoğunluğu radar haritasına böyle yansıdı. Kara sınırında da durum farklı değildi. Gürcistan sınırında Rusya'dan kaçanlar kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşturdu. Savunma Bakanı Sergey Shoigu, görev çağrı emrinin profesyonel askerlik deneyimi olanlarla sınırlı olacağını, öğrencilerin ve acemi askerlerin çağrılmayacağını söyledi. Kısmi seferberlik ilanına karşı çıkanlarsa dün akşam saatlerinde sokaklara döküldü. Gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği uyarısı yapılsa da protestolar 30'dan fazla kente yayıldı. Rus polisi sokağa dökülenlere oldukça sert davrandı. 1300'den fazla insanın gözaltına alındığı bildiriliyor.
Putin kısmi seferberlik ilanıyla eş zamanlı olarak toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak diyerek örtülü nükleer tehditte de bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi. Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini açıkladılar. Avrupa Birliği de Putin'i çok tehlikeli bir nükleer kumar oynamakla suçladı ve yaptırımları genişletme kararı aldı. A nuclear war cannot be won and must never be fought. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika temaslarının sonunda gezisini izleyen gazetecilere yaptığı değerlendirmelerle devam edelim. NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteren'in de izlediği basın toplantısında hem iç hem de dış gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. En dikkat çekenlerinden biri TOKİ'den daha önce ev alıp taksit ödeyenlere indirim müjdesi oldu. Türkiye'nin Amerika'dan satın almak istediği F-16'lar, Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş ihtimali, Yunanistan'la sorunlar basın toplantısında öne çıkan diğer başlıklarıydı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. TOKİ'den ev ya da iş yeri alan ve ödemesi devam edenler için indirim kampanyası başladı. TOKİ'den ev veya iş yeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için %25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta aralarında NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteren'in de olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni kampanyanın detaylarını orada anlattı. Borcun tamamını kapatamayacak olanlarsa bakiyesinin %25'inden az olmamak şartıyla yapabildikleri kadar ödemeye %25 indirim alabilecekler. Bu kampanyadan geri ödeme taksitleri 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları faydalanabilecek. Kampanya bugün başlamış ve 19 Ekim'e kadar da sürecekmiş. Sosyal konut projesine başvurular 5 milyonu aştı. Yılbaşı beklenmeyecekmiş temellerin atılması için 81 ilde dedi, etap dedi, hemen başlayacağız bu inşaatlara dedi. Özellikle gençlerin projeye ciddi manada sahiplendiğini, ilgi gösterdiğini söyledi. Bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz. Bu olacak, bundan hiç şüphem yok. Erdoğan'a Ankara-Washington hattında gerilim yaratan F-16 krizi de hatırlatıldı. Cumhurbaşkanı süreç olumlu istikamette ilerliyor dedi. Biz şu anda F-16 satın almakla ilgileniyoruz. Sayın Biden'la bu konuda olumlu görüşmeler yapmıştık. Burada Cumhuriyetçi senatörlerle de bazı görüşmeler yaptım. Tabii Sayın Biden'la resepsiyonda geniş bir görüşme fırsatı bulamadık. Daha sonra telefon diplomasisiyle belki bu konuları görüşme imkanımız olur. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Putin kısmi seferberlik ilan etti. Tüm krizlerin, meselelerin çözümünde diplomasinin kullanılmasından yanayız. İnşallah döner dönmez yine bu konuyu liderlerle görüşmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için diplomatik faaliyetler hız kazanırken Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşların başlaması da gündemde. Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt uçuşlar başlarsa bundan tabii ki memnuniyet duyarız. Malum Rusya'nın turist potansiyeli çok yüksek. Temenni ediyorum ki önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla çok daha farklı bir gelecek orayı bekliyor olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada göçmenlere vurgusu dikkat çekti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias o konuşmaya Türkiye'de Rumların sayısının azaltıldığı iddiasıyla karşılık verdi. Her zaman için bizim kapımız açık dedi. Vatandaşlık da veririz. Bu konuyla ilgili olarak biz kendi dönemimiz içinde hiçbir Rum'u ülkemizden sürmedik dedi. Ama onların maalesef Batı Trakya'da bizim vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza yaptıkları zulmün haddi hesabı yok dedi Cumhurbaşkanı.